Şimdi maske son 2 aydır elbette hayatımızın en önemli unsuru oldu. Hemen hemen herkes artık maskesiz sokağa çıkmıyor ve bunu bir süre daha takacağız öyle görünüyor. Şimdi o hayati önem taşıyan maskelerin incelendiği bir laboratuvara götüreceğiz sizi. Çünkü bu çok önemli. Firmaların ürettiği maskeler işte bu laboratuvarda bakılıyor, denetleniyor. Daha yakından görelim. Arkadaşım Fulya Öztürk orada bizi bekliyor. Fulya günaydın. Yine bugün bize anlatacakların, göstereceklerin çok önemli. Söz sende. Buket günaydın, iyi sabahlar, sağlıklı günler. Avcılardayız. O önemli laboratuvarın içindeyiz şu an. Bu laboratuvarda Türkiye'nin dört bir yanından maske üreticilerinin gönderdiği maskeler işte bu büyük laboratuvarda inceleniyor. Ekipler şu an içeride. Burası hakikaten büyük bir alan ve ekipler titizlikle çalışıyor. Maske artık hayatımızın en önemli bir unsuru oldu. Önümüzdeki günlerde hatta aylarda da kullanacağız maskeleri. Ama piyasada değişik değişik maskeler var. Şimdi hem bu laboratuvarda nasıl bir inceleme yapılıyor hem de bir maskenin standardı ne? Soracağız konuğumuza. Mustafa Gültepe yanımızda. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı, aynı zamanda Tim Başkan Vekili. Günaydınlar efendim. Günaydınlar. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Önemli bir laboratuvardayız. Nasıl bir inceleme yapılıyor burada maskelerde? Bir maskeyi incelemek kaç saat veya kaç gün sürüyor? Biraz buranın çalışmalarından bahsedelim. Tabii. Şimdi biliyorsunuz özellikle 11 Mart'tan sonra ortaya çıkan pandemiden dolayı artık hepimizin kullandığı şu anda maskeler hayatımızın bir parçası oldu. Maskelerin tabii önemli olan kullanma amacımız insan sağlığını ve özellikle virüslerden bizi korumak o anlamda. Dolayısıyla biz de İstanbul Hazır Giyim İhracatçılar Birliği'nin iştiraki olan Ekodex laboratuvarında Türkiye'nin halkının kullanabilecek olduğu maskeleri çok rahat bir şekilde burada test ederek standarta uygun olup olmadığını tespit ediyoruz. Neye bakıyoruz? Nasıl bir inceleme yapılıyor? Neye bakıyoruz? Önce nefes alıp veremediğine bakıyoruz. Bakteri geçirgenliğine bakıyoruz. Yani gelen bakterinin vücuda girip girmediğini, ağızdan ulaşıp ulaşmadığını kontrol ediyoruz. Yani malzemenin doğruluğunu kontrol ediyoruz. Mikroorganizmaların geçirgenliğine o anlamda bakıyoruz. En önemli şeylerden bu. Bir de tabii doktorların, tıp insanların kullanmış olduğu başka bir anlam var. Onda da farklı işte kan emiciliği, kan iticilik şeklindeki olan testlere bakıyoruz. Şimdi burada önemli şeylerden bir tanesi şu. Hepsi aynı görünümlü olmasına rağmen, özellikle satın alınan halkımızın mutlaka C belgesine bakması lazım. Eğer C belgesine varsa o maskenin test yapılmış olduğunu gösteriyor o anlamda. Ve mutlak surette aldıktan sonra 3 kat olduğuna bakmalılar. 3 kat. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğiz. Bir kişi maske almaya gitti. CE belgesine bakacak. Evet. Onun bir madde sıralayalım mı? Önemli bir şey. C belgesi olması lazım. C belgesi olması demek şu demektir. Demek ki bu malzeme ister maske olarak ister kumaş olarak laboratuvara gidilmiş, test yapılmış ve testten geçmiş demektir. Yani insan sağlığını koruyabilecek. Burada o test sonuçları 3 günden önce çıkmaz. 3 gün önce yükleme yapıyoruz. Bakterilerle ilgili yüklemeler yapılarak ve test yapılıyor bunlar. Hani bakteriyi ne şekilde koruyor, ne şekilde itiyor. Bir maskeyi incelemeniz 3 gün mü sürüyor burada? 3 günde sürüyor ve 3 günde sonuç alıyoruz. Dolayısıyla burada önemli olan şu. İster iç piyasada, ister ihracatta, ister özel sektör, ister devletimiz yapacak olduğu maskeleri, halka sunacak olduğu maskeleri çok rahat bir şekilde buraya göndererek Ekodex laboratuvarına test yaparak halkın tüketimini halka sağlamamız lazım ya da ihracat tarafına sağlamamız lazım. Burada bir de şöyle yapabiliyorum. Biliyorsunuz şu anda devlet kurumları çok fazla maske alıyor. Biz özellikle birlik olarak İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçılar Birliği olarak devletimize bu testleri bedava yapmaya taahhüt ettik. Satın aldıkları malzemeleri, maskeleri mutlak surette almadan önce bizlere göndersinler. Biz test edelim, standartlara uygun olup olmadığına bakalım. Çok önemli bir şey söylediniz. Ücretsiz burada bakacaksınız. Evet, kesinlikle. Diğer özel sektöre de ihracat yapmadan önce mutlak suretle konuştukları müşterilerden önce bize göndersinler.
testlerini yapalım, raporları alsınlar, ondan sonra ihracat yapsınlar ki herhangi bir problemle karşı karşıya kalmasınlar. Son olarak yayını bitirmeden önce bir soru sormak istiyorum. Buraya Türkiye'nin farklı illerinden maskeler geliyor ya. Nasıl maske üretimi konusunda? Yani baktığınız zaman... Şimdi burada görüyoruz çeşitli maskeler var. İşte bunlar cerrahi maske dediğimiz konular var. Dikkat ediyor mu Türkiye'de? Evet. Şimdi aslında normalde bunları özel profesyonel bir şekilde yapanlar var ama son dönemlerde maskeci olan ve ortaya çıkan şeyler var. Her sektöre karşı mesela örnek veriyorum bu değişik bir maske. Önemli olan maskenin şekli şemali değil, önemli olan içinde kullanılan malzemenin bakterileri geçirip geçirmediğidir. O anlamda ister örme kumaştan, ister dokuma kumaştan, ister triko kumaştan, ister çorapçıların kullandığı kumaşlardan çok rahat bir şekilde biz bunları test ederek şu anda sizde var zaten, şu anda gördüğünüz gibi aslında bir moda oldu bu maske işi. Dolayısıyla yine aynı şekilde moda şeklinde kullanarak bakteriyi geçirip geçirmediğini çok rahat bir şekilde biz kontrol edebiliriz bu anlamda. O yüzden mutlak surette özellikle insan sağlığını koruma anlamında bizlere göndersinler, test edelim, ondan sonra piyasaya sürelim. Çok çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için. Evet, Türkiye'nin önemli bir noktasıydı burası. Farklı illerden gelen maskeler işte burada denetleniyor. Aman dikkat, CE belgesi olan maskeleri tercih edin diyelim, sözü size bırakalım. Bir de ek yapalım, o maskeler tercih edilsin, sonra da hem burun hem ağız kapatılsın. Sokakta yani görüntülerde haberleri aktarırken görüyoruz, hep birlikte görüyoruz aslında. O burun açıkta kalıyor, öyle olmayacak. Burun da kapanacak mutlaka. Şimdi reklamlar, az sonra devam ediyoruz.